merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, basit ama oldukça kullanışlı bir şarj devresinden bahsedeceğim. E, 320volt.com blogda akü tamiri ve desülfatör devresi hakkında bir yazı paylaşmıştım. Orada kurtardığım aküleri çeşitli basit e, projelerde led aydınlatma veya modem backup güç kaynağı için kullanacağımı söylemiştim. Bunun içinde e, sürekli aküyü şarj edecek akü üzerinde sürekli bağlı kalacak bir şarj devresi araştırdım. Ee, en uygun da bu flüt şarj özelliği olan devre oldu. Ee, devre öncelikle en yüksek voltajda aküyü şarj ediyor. Akü dolduktan sonra flüt şarja geçiyor. Yani düşük voltajda şarj ediyor. 13.65 volt civarında. Bu sayede akünün ömrü çok uzun oluyor. Zaten UPS cihazlarında da bu sistem kullanılıyor. Bu sayede 5-6 yıl gidiyor aküleri. Devre LM317 regülatör ve LM393 karşılaştırıcı entegreleri üzerine kurulu. Ee, zaten şu anda şarj ediyorum bu dakümü. Baştan sonra nasıl yapılır diye uzatmayacağım videoyu. Ben şöyle hazırda bulunan bir düzeneyim vardı. Daha önce bu LM317 ile denemelerim olmuştu. Entegre soket falan her şey lehimliydi. Güç hatları çekiliydi. Bunun üzerine bir çalışma yaptım. Yani baya bir karışık kötü bir görüntü var ama merak etmeyin PCB çizimlerini hazırladım. Devrenin giriş voltajı 19 volt 2 amper olacak en düşük. 19 volt birçok laptop adaptöründe kullanılıyor zaten. 3 amper, 4 amper, 5 amper kullanabilirsiniz. Ama 2 amperden düşük olmasın. Bunun dışında 1 amper şarj akımıyla soğutucu bayağı bir ısınıyor. Biraz daha büyük soğutucu kullanılabilir. Yani test için kullandım. Bir sorun çıkmadı. Çok ısındı, elim değmedi ama sorunsuz 5-6 defa şarj ettim akümü 1 amperde. Ama genelde 7 ah aküler için 700 miliamper kullanılıyor. 1 amper hızlı şarj oluyor. Gerçi akünün üstünde de maksimum 2 amperle de şarj edilebilir yazılıyor ama 7 ah aküler için 700 miliamper en uygunu. Devrenin ayarlanması basit. Öncelikle LM393 entegresini bu soketten çıkartıyorsunuz. Ee, gücü veriyorsunuz. Ee, 510 pot üzerinden çıkış voltajı 14.7 volt olana kadar ayarlıyorsunuz. Sonra gücü kesiyorsunuz. LM393 entegresini sokete takıyorsunuz. 5K pottan da çıkışta 13.65 volt görene kadar ayarlıyorsunuz. İşlem bu kadar. Sonrasında akünüzü bağlıyorsunuz. Akü tamamen şarj olduğu zaman bu led sönüyor ve voltaj 13.65 volt seviyesine düşüyor. Yani bu e, fluid şarj veya yavaş şarj, düşük voltaj şarj, yüzer şarj, tampon şarj diye bilinen şarj sistemine geçiyor. Devrenin çalışması bu. Oldukça kullanışlı. Ben PCB'lerin e, siparişini yakında vereceğim ama gelmesi bayağı uzun sürecek. O yüzden e, önden bu videoyu paylaşmak istedim. Zaten açıklama kısmında e, ilgili yazının linki de bulunuyor. Oradan blogdaki yazıda daha da e, detay, fazla detay verdim. E, tüm dosyaları orada indirebilirsiniz. Gerber, PCB, şematik hepsi var. Devrenin voltaj ayarlaması basit. Öncelikle LM393 takılı olmadan çıkış voltajını ayarlayacağız. Bu da 500 ohm pot üzerinden oluyor. Ben daha önceden ayarlamıştım. Şuradan giriş voltajını vereyim. Çıkışta 14.7 volt görene kadar 500 ohm trim potu ayarlıyoruz. Entegre takılı olmayacak. Buna dikkat edin. En önemlisi bu. Sonrasında giriş voltajını kesiyoruz. Entegremizi soketine takıyoruz. İntegreyi taktıktan sonra da çıkış voltajı 13.65 volt olacak. Onu da buradaki trim pottan ayarlıyoruz. 5K trim pottan. Ayar işlemi bu kadar. Bu işlemleri yaparken hiçbir yük bağlı olmayacak. Boşta olacak çıkış. Sonrasında şarj cihazı hazır. Aküye bağlantımızı yapabiliriz. Devremiz bu arkadaşlar. Giriş voltajı 19 volt. 2 amper en düşük 2 amper gücünde olması lazım. Bu laptoplarda genelde 19 volt adaptörler yaygın kullanılıyor. 3 amper, 4.7 amper, 5 amper. 2 amper altında olmayan adaptörlerin hepsini kullanabilirsiniz. Voltaj ayarı için yani voltaj kontrol için LM317T entegresi kullanılıyor. Akım sınırlama dirençlerimiz burada. R3, R4. Ben PCB üzerinde 3 e, ayar için e, direnç yerleri bıraktım ama e, sabit tek bir aküde kullanacaksınız. E, sadece bu ikisi yeterli. <laughs> e, LM393 karşılaştırıcı. Birinci karşılaştırıcı flüt voltaj ayarı için kullanılıyor. Yani düşük voltaj için. Diğeri e, akü şarj durumu göstergesi için kullanılıyor.